Abdullah, hoş geldin. Hoş bulduk abi, sağ ol. Tabii biraz sohbet edeceğiz seninle. Edelim abi, tamam. Sen şimdi bana anlatacaksın, televizyona çıktın. Evet abi. Sonra neler oldu? Sonra çok iyi şeyler oldu tabii. Çok beğenmişler ya, sağ olsunlar. Çevremden olsun, ailemden, akrabalarımdan. Herkes beğenmiş tabii. Okuldaki durum? Okuldaki durum iyi. Karneyi aldım. Evet. Sağ olsun. Neler gördün karnede? 5 tane 1 gördüm. Bir yanlışlık olmasın? Yanlışlık şey abi, 2 gelen dersimi 3 yapmışlar söz notunu. Söz notunu 2'lerden yapmışlar, 1'ler yine duruyor yerinde. İnşallah düzeltirim onları da. İnşallah, biz sana inanıyoruz. İnşallah, peki öğretmenlerin neler dediler, seyretmişler mi? Öğretmenlerim evet seyretmişler, sağ olsunlar. Karne günü fotoğraf çekilen oldu. Öğretmen mi seninle fotoğraf çektiriyor? Evet, evet abi. Ben de şaşırdım. Tabi doğru biraz. Ama yani meşhur olmak böyledir Nurullah. Evet abi, şaşırdım yani. Güzel şeyler oldu. Peki. Hayırlısı artık. Yolda filan tanıyanlar? Yolda tanıyanlar oluyor. Suratıma bakıyorlar falan. Sonra tabii. Ne diyorlar bakın? Şey, aa bu Nurullah mı? Kızlar fazla şey yapmıyor, yüz vermiyor. çoğunlukla erkekler fotoğraf çekiliyor, kızlar çekilmiyor da. Kızlar fazla yüz vermiyorlar. Yok abi. Ama kızların genel tarzı odur zaten. Yani, ama duyuyorum ben yani, alttan diyorlar Nurullah. Peki, anneni anlat biraz, annen ne dedi? Annem iyi şeyler söyledi. Tabii ilk başta diyordu, oğlum sen niye çıkıyorsun, yeteneğin ne falan filan. diyordu şimdi evdeki gibi deli hareketler yaparsan falan. Ama şimdi... Sağ olsun. Çıkmadan mı öyle diyordu? Evet, çıkmadan öyle diyordu işte. Peki sen babanla gelmişsin değil mi? Evet, babamla geldim. Ama geldi. Baban sana inanmış bak. Evet, babam o söyler söylemez bileti aldı zaten sağ olsun. Sonra ne dedi annen? Sonra işte şovdan sonra 3 evet aldığımı söyledim anneme. Sevindi yani, dedi hayırlısı olsun hakkında falan. Baban gayet mutluydu. Evet, babam gayet mutlu, annem de mutlu. Güzel. Her şey güzel. Her şey güzel. Güzel abi. Şimdi ben size söyleyeyim, sizin haberiniz yok. İlk turdan sonra ben Nurullah İstanbul'a getirdim. Orada dans eğitmenleri eşliğinde kaç gün çalıştınız? 3-4 gün çalıştık abi. 3-4 gün çalıştı. Evet. Yani bugün öyle tek başına gelip bir şey yapmayacak. Evet. Koreografisi var. Yani ben... Evet abi, sağ ol. Sana oynadım resmen. Ama tabii ne olur bilemiyorum. Çünkü kararı bugün verecek olan biz değiliz. Evet, evet abi. Buradaki abilerin, ablaların sana puan verecek. Evet, hayırlısı. Bir beklentin var mı bugünle ilgili? Şimdi her yarışmacı gibi benim de beklentim var. Bakalım ne olacak yani. Hayırlısı. İnşallah olur. Hayırlısı. Peki, abilerin vardı değil mi senin? Evet, abimle geldim zaten. Abinle gelsin. Evet, babam. Bu evet. Ekmek almaya devamı ben gidiyorum demiştin. Evet. Onunla ilgili bir problem yaşadın mı? Yaşadım ya, diyordu ben de gidiyordum. Abim üniversiteye gitmeden önce şeyle gidiyorduk, ortaklaşa gidiyorduk. Bir ben bir o gidiyorduk. O gittikten sonra ben gitmeye başladım. Şimdi o geldi, o gitti.
Yani sıra yapıyoruz bazen abi. Yani biraz haklarını yemişsin orada öyle mi? Evet abi ya. Abim hakkını yemişim biraz. O da gidiyor. Abisi çok merak ettim. Mesela. Abini çok merak ediyormuş Hülya. Şöyle bir kafasını uzatsın abi, ya. Abi kafan. İsmin ne senin? Adem. Adem. Biz Nurullah çok sempatik bulduk. Siz de aynı görüşte misiniz? Aynı görüşteyiz. Yani... Hayır, burada çok efendi, çok cana yakın. Evde de hep öyle midir? Lafınızı, sözünüzü dinliyor mu? Böyledir, biraz aşırıdır. Kafa ütülüyor biraz. Ama yani bütün ailenin göz bebeği herhalde. Tabii canım, yani sonuçta... En küçüğünüz değil mi? Aha. Peki, teşekkürler. Evet. Nur ulan, çalıştın, ikinci tur hazırlandın. Çalıştık, iyi yaptık. Tamam. Güzel olacak inşallah. Öyle mi? Öyle. Vallahi. Ben hiçbir şey görmedim. Özellikle çocuklara da söyledim bana bir şey söylemeyin diye. Tamamen bu ana konsantreyim. İyi bir performans bekliyoruz senden. Beni mahcup etmez inşallah. İnşallah abi. Sahne senin. Mikrofonu. Musunuz? Güzel oldu abi ya. Sağ ol. Dansçı arkadaşların tanıştırmayacak mısın bizimle? Tanıştırayım tabii. I Love Dance Studio ekibinden Gizem. Merhaba. Görkem. Memnun. İyiler abi ya, sıcakkanlılar. Yani... Sana bayağı yardımcı oldular. Evet, yardımcı oldular. Konuştuk, anlaştık. Vallahi o belli oluyor zaten. Beğendiğinizi sevdim. Ya ben açık söyleyeyim. İlk turdan sonra üzerine koyup gelmeni bekledim. Ve bunu da karşımda görüyorum. Sağ ol. Tebrik ediyorum seni gerçekten. Seni gördüğümüz zaman mutlu oluyoruz. Hani ben bireysel olarak da konuşmuyorum. Bütün salon adına konuşuyorum. Bence. Sağ ol abi. Yani açık söyleyeyim, bütün kalbimle söylüyorum. Evet. Kendini sevdirebilme bir yetenektir. Bunu da yeteneksizsiniz Türkiye'de şimdiye kadar en çok sende gördüm. Sağ ol abi. Sağ ol. Sergen, Nurullah senin, buyur. Bence, Nurullah, bence en büyük özelliğin içindeki temizlik, saflık yani. O çok net bu tarafa geliyor. Dansa gelince, ilk dansın mesela iyiydi ama bu kadar üstüne koyup gelmen hakikaten herkesi etkileyen. Çok mesafe kat etmişsin. Ben devam edersen, nerede? Dansçı falan olma sakın. Dansçı, bunlar yeter abi ya, bunlar... Genelde yapar. Tabii sağ olsunlar, kim yaptıysa koreografiyi çok tadında, böyle dozunda yapmış. Evet. Bütün kız arkadaşların olaya katkısı gayet tadındaydı. O açıdan da çok beğendim ben. Teşekkür Ama ediyorum. Ama yani onlara. Biliyorsun Nurullah, kararı biz vermiyoruz. Evet abi. Biliyorum. Butonlar verecek. Evet. Bundan sonra ne olacak bilmiyoruz. Hayırlısı. Babam burada mı? Babam Çaylı'da abi, işleri falan vardı da abimle gelelim dedik. Peki. Öyle yaptık. En son ne dedi baban gelirken? En son babam dedi, arkandayım oğlum dedi. falan filan. Ben bir şey söyleyeyim. Öyle. Ben senin kadar salonu eğlendiren yarışmacı görmedim daha. Sağ ol. Hiç salonu seni hiç görmedim. Peki. Nurullah, sonuçları bekleyeceğiz. Evet abi. Heyecanlı bir bekleyiş var.
Size de çok teşekkür ediyoruz dansçı arkadaşlarımıza. Teşekkürler. Alkışlarla kumisyon oluyoruz. Sağ olun.